Mecbur bunu kılamız. Siz koyu bakın. İndi qalay ağız? Yaxşı. Yaxşı. Assalomu alaykum aziz birodarlar. İnşallah taala ustoz Abror Muxtor Ali nomlamizni so'nggi kunlarida Qohira Misr sayohatlari haqida mulohazalarini, taassurotlarini inşallah so'raymiz. Alloh muvaffaq qilgan uchun inşallah taala. Agar sizlarda ham savol bo'lsa, kommentda yozib qoldirishlaringizni iltimos qilgan bo'lardik. Ustoz, bismillahirrahmanirrahim başlayalımız inşallah ta'ala. Cüdayım sadda savol bilan başlayalımız. Keliş qanday bo'ldi? Sabab deyimiz mi, bahane deyimiz mi? Sabab bahane yok. Bizi Mısır'a gelişeceğimiz bu arada. Şu günle doğru kep kaldı. Geldik, bir haftaça buldum ama inşallah safarımızdan karıp kaldı. İnşallah kaysak gerek. Mısır'a gelişten uzun kızlayan eskiden bir maksat var idi. Şöttaki ilmi vaziyetini koruyuş, Mısır'ın Kur'an-ı Kerim bir neçe bar zikir digen ve Omonlik şehri digen o şu manada bir koruyuş, sahabelerini, kabirleri, aziz zatlarını, güde köp misallarını, İslam ümmetine hizmet kigen zatlarını, markatları var. Bunların ziyaret kılıç videoları var. Şunların içi de Amr ibn As radıyallahu anh konu. Ukbe ibn Amr el-Cuhani radıyallahu anh konu. Kabirlerini ziyaret kıldık. İmam Şafii rahimahullah'ın kabirleri de tamirlaşçılar bu yetken eken. Bundan taşkarısından kayıttık. Ataullah Sekenderi'ni markatlarını ziyaret kıldık. Azizuddin ibn Abdüsselam markatları var. Bunlarını ziyaret kıldık. Kup şunu yok şeken Ahmet Zarruk'nu yana başka cahilerini ziyaretleri de bulduk. Elhamdülillah ki masjidler Amr ibn As radıyallahu anh'ın masjidleri de bulduk. Ucayda canlı ifirlerini kıldık. Keyin Azhar masjidi de inşallah cuma namazını okuduk. Bunda yan canlı ifir kıldık. Azhar kala kadar canlı ifirlerde afterski prava bakıp o gerçekildi. Bana şikayet gibi atıptı kaldı. Maşallah. Bu da yan canlı ifir birgen, bana canlı ifir birgen ben sapa dini edip bana Facebook'ta kala kadar bildiriş gibi atıptı. Lekin adamla kuru yaptım. Maşallah. Maksadımız şuydu, bir ziyaret, sayahat. Maksadıydı elhamdülillah. Maşallah. Kılgıldan yani afzalini, elhamdülillah bunların Allah falan nasip kıldı, kurduk. Kup talebelerini kurduk, ulanla ziyaretleştik. Hadikatul Azhar'a kirdik. Bu da Bağdaya 200'ye yakın talebe ustadlar, ulanla sıfatlaştık. Elhamdülillah. Sekin kelip aylanıp ketemiz dövdük. Barbar bizdeki topalan bok gitti. Memnun gitti. Maksat yok uzun bildiriş. İnşallah. Allah hayırlı kısın. Allah Teala hayırlı kısın. Amin. Vefat kılgen, yakın ve uzak tarihte yaşa bütken imamlarımızın ziyaretleri bitti. Hayat bugün ulamalarımızın ziyaretleri hem daha oldu. Şimdi uzun maksadımız keng yani mıkıyasla Mısır'da aylanış masada uzun bir haftalık ana kabulen kegendik. Bette bazı uzunluğumuzda has olan işlerimizden bağladı. Ulamalarımız ziyaretini kıldık elbette. Uzunumuz Özbek zaman ulamalarımız. Hüseyin Han'ı gördük. Abdülkadir Mısır'ı gördük. Muhyiddin. Abdülkadir Azhar'ı. Şeyh Hafizahullah'ı gördük. Başka talibi ilim, tedris kılıyetken, Azhar'a alakalı subar, Azhar'a bağlılık. Dini için, diyaneti için fidakar, milleti için hizmet kılıyken yani, çok kişilerini ziyaret kıldık. Ziyaret kopayıp getirdik. Bu Mısır amcan yok şapat. Amcan yok şapat. Bir cahadan çıksayız aş, ikinci cahaya çıksayız yine aş, üçüncü cahaya çıksayız yine aş, törtüncü de yine hazım tamamı yine aş. Aş. Maşallah. Böyle kaçıp kaçıp
ovqat yeyishdan charchab, odrayda o'tiribmiz gastingizda. Ey, mashalloh. Kofe ichib. Mashalloh. Mashalloh. Muvaffaq qilsin. Agar gastingsa o'zbeklardagi bo'lgan, hozir yana oshib kelishga, olib kelishgan bo'lishardi. Endi hozir tandirla qilishyapti ekan. Tandir. Somsa qilishyapti. Non yopishyapti. Arablarni o'zbekni noniga o'rgatishdi xullas. Mashalloh. Hozir o'sha Samin degan joy, masalan, Tase bu joylarda nonlarni yopishib, butun xalqqa sotishyapti. O'zbeklarning o'zidan qolmayapti. Asrdan keyin bo'lsa non qolmaydi deyishyapti. Subhanalloh. Guruchlar kelyapti, qazilar kelyapti. Misr aholisi ot go'sht yemaydi o'zi. Lekin biznikini yiyapti. Qazi ham bor, qarta ham, hamma narsa bor xullas. Mashalloh. Misrning eng delikatis narsalari bilan birga Anjonni, Toshkentni, hamma narsasi bor. Mashalloh. Bugun ertalab nonushtaga qorakalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Odiljon Istanbuldan keldi. Istanbul nonushtasi bo'lsin deb Istanbul oshxonasidan hatto shirinliklarigacha olib kelishibdi. Mashalloh. Mashalloh. Bizni xalqimiz koshki ana shu e'tibor ilmga ham bo'lganda. Ya ilmga ham e'tibor bor. Aljon qorining uyiga bordik. Aljon qorining uyida Namangancha qattiq qilishyapti. Mashalloh. Namanganda ertalabda haligi kosaga qattiqni qilib qo'yadi. Qaymoq aralashtirib yeydi odam. Namangancha qattiq. Aljon aka aytadi, bu qattiqni dedi, ikkita sanada bor deydi. Sanada yo'q. Bitta sanat o'sha o'zlari qaynonalari tomonidan, ikkinchisi yana bir namanganlik kishi bor ekan. O'sha kishidan borib o'rganib ketdilar. Voy mashalloh. Endi qattiq ham sanada olgan omonat qilaydi. Qattiqni ikkita sanada bor dedilar. Haqiqatda lekin zo'r. Bu oddiy sigir kimas, ya'ni baqar deydi arablarda, baqar kimas. Jomis. Jomis degani bor, o'shani u qora sigir. Go'shi unchalik shirin bo'lmaydi, lekin suti juda ham qaymoqli bo'ladi. Mashalloh. Xullas O'zbekistonning muhiti ufriy yotibdi. Bitga kelgan o'zbeklarning aksariyati arab tilini juda yaxshi bilmayapti, chunki faqat o'zbeklar bilan yuribdi. Ha, subhanalloh. O'sha tomonlari bor. Subhanalloh. Bu yerda sizni birinchi hayratga solgan narsa nima bo'ldi? Ijobiy jihatdan. Xo'p, hayratga solgan narsa odamlarning bag'ri kengligi. Bag'ri kengligi, masalan, svetofor yo'q ekan. Svetofor yo'q. Ha, i bitta ikkita endi qo'yyapti hozir. Svetofori oldida gay turibdi. Qizil yoqsa to'xtatyapti, qo'lni ko'tarib o'rgatyapti ekan. Ha. Yashil yoqsa o'tinglar deyapti ekan. U svetofor bo'yi o'tishimiz kerak odamda, unaqa emas. To'g'ri ketyapsiz, stressdan mashina kelaveradi sizga, to'g'ridan to'g'ri. Subhanalloh. Keyin yo'l meniki desa sotib olganmisan derkan. Biz yo'l biziki derkan, xullas 3-chi palasadan 1-chiga urib olishaveradi. Hamma bir-biriga sabr qil deydi, qo'lini chiqarsa to'xtaydi. Hamma bir-birini tushunib anaqa qilyapti. Menimcha bizda hozir qonunga amal qilaman deb mashina haydayman degan odam avariya qiladi bu yerda. O'zi avariya bo'lmagan mashina yo'q ekan. Ha. Eng anaqasi modasi mashinalarning pachaq bo'lishi. Agar mashina pachaq bo'lmasa, chizilmagan bo'lsa, sar mashinani bilmasdan deyishar ekan. Bag'ri keng, odamlar bag'ri keng, tashakkurga muhtoj. Agar bir kishiga tashakkur aytsangiz, senga rahmat desangiz, yoki men uzr desangiz, boshini osmonga yetar ekan. Salbiy hayratga solgan narsa nima bo'ldi? Salbiy narsalarni ko'rmadim, ko'rmaslikka harakat qildim. Payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallamdan bir necha tariqada hadislar rivoyat qilingan ekan. O'sha hadislarda Misr fath qilinadi, uni ahliga chiroyli muomala qilinglar. U joyda qirot bor, yoki rumha bor degan ma'noda hadislar kelgan ekan. O'sha hadislarda Misr ahli to'g'risida yomon gap gapirmanglar degan ekanlar. Bu vasiyat sifatida, chunki Misr ahli payg'ambar alayhi sallallohu vasallamni ajdodlarini onasi hisoblanadi, hojon onamizdan. Degan shu o'shanga ishora bo'lgan ekan. Shuning uchun Misrga kelgan odam qanday salbiy holatni ko'rsa ham, iloji boricha uni gapirmasligi menimcha vasiyat. Va qaysi magazinga kirmaylik, Qur'on qo'yib qo'yadi. Qur'on bu joyda masalan ko'p fatvolar Qur'onni eshitganda, tek turinglar, jim turinglar degan masaladagi fatvolarga magnitofondagini joiz kishilarni qilaveringlar deb fatvolar bo'lardi-da, o'sha fatvolar Misrga xos. Shunga amal qilishar ekan. Ha, shunga amal qilishar ekan. Mashalloh. Endi o'zimizni ahli ilm, talib ilm o'zbeklar haqida so'raydigan bo'lsam, nimasi yo'qdi? Talib ilmlarning aksariyati, ya'ni
xolis dinni, shariatni o'rganaylik, millatga foydamiz tegsin deb kelgan. Va kelishi bilan o'sha eski ustozlarning tavsiyasiga amal qilib, bu joyda mutamakkim bo'lgan ustozlarning etagidan tushgan. Shu tomoni fazilat. Endi albatta biroz ya'ni o'zi yashayotgan yurtda o'rin topolmagan, o'tdan chiqib ketib bu joyda o'rin topolmagan, qiyinroq ya'ni boshidan ilm o'qi deganga zirikib, dangasalik qilganda osongina bir joyga borib ikkita kalima bilan Qur'onni tafsir qilsang bo'ladi degan odamlarni qo'lga tushib, o'sha ikkita oyat bilan odam o'ldirsa bo'laveradi degan vaziyatga tushganlar ham bor. Ularni biz ro'baro ko'rmadik, lekin bilib sezib yuribmiz. Ya'ni bechora ular ham birodarlarimiz o'zi. Masalan, bizni tabiatimiz odamlar biladi. Ularga ham aytamiz, Alloh taolo hidoyatni bardavom qilsin. Ya'ni musulmonga nisbatan nafratli bo'lishing to'g'ri emas. Qanaqa qilib sen musulmonni yomon ko'rasan? Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Qalbimiz hidoyat topgandan keyin zalolatga kirib ketkizib qo'yma degan Alloh taolo. O'sha zalolatlarni bittasi va taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Iymon keltirganlarga nisbatan musulmonning qalbida g'il bo'lmaslik kerak. G'ilni ta'rifi ko'p. Unga nisbatan gina adovat, kudrat, nafrat bo'lmaslik kerak. Eng oxiri unga nisbatan kufroniy bo'lmaslik kerak. Bu narsa bizda yo'q. Maturidiy ashariyalarda bunaqa narsa yo'q. Har qanday odamni musulmon deb qabul qiladi, ya'ni musulmon jamoalar ichida. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bu ya'ni yurtidan chiqib ketib, har xil vaziyatlarga tushib, musulmonlarga nafrat qilib yurganlar ham yo'q emas. Bular butun boshli musulmonlarga ya'ni anaqa bo'lib qolmasin degan muammo bo'lib qolmasin degan tashvishim bor. Salbiy jihatdan bittasi bu Misr ahlini aholisiga emas. Shu joyda musulmonlarning rizqiga o'qishiga, ta'limiga bir noto'g'ri narsa bo'lib qolish ehtimolidan Alloh asrasin. Bizda endi bizda ham Turkiyada ham xuddi shu mulohaza bor. Xuddi shu qo'rquvimiz bor. Hamma joyda ham bu. Alloh taolo o'zi insof bersin. O'shaning uchun Misrga keladigan odam avvalo o'ylasin, fikrlasin, qayoqqa boryapman desin, shunga muloyim, munosib joyim bormi, imkoniyatim bormi. Farzand deylik, kelsa u nima qilsin? Mutamakkin ulamolarni tutsin. Eng avvalo Azhari Sharifga ya'ni o'zini muntasib qilsin, bog'lansin. Azhari Sharif bularga ham o'zi Azhari Sharif iqoma uchun ham asosan anaqa. Hozir men 10 minutda chiqaman. Rasmiyat uchun ham? Rasmiyat uchun ham, undan tashqari hamma ulamolar eng to'g'ri yo'lni ko'rsatayotgan ulamolar o'shatdi. Kim bu yoqqa kelib turib, o'sha alohida bir ajrab olib, faqat YouTube kuzatib, Abdulloh Zufarni eshitib, o'sha atrofdagi odamlarga quloq solib, Misrga nima qilasan kelib? O'zbekistonda ishlataveraman. Bu nima joyda ishlasang bo'ladi? Misrga keldingmi o'qi? O'zi o'qishga unaqa haligi anaqasi chidamaydigan, bardoshi yetmaydigan odamlardan shunaqa narsa chiqadi-da. Tarixda ma'lum. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytganlar, xavorij jamoalarini xavorij qilgan narsa ularni ilmiy saviyasini sayozligi degan. Shunda. Fiqhini sayozligi. Qur'onni yodlayveradi, misol uchun. Lekin Hazrat Ali'ni qatl qiladigan darajada tushunchasi past odamlar. Shu darajada holatga tushgan o'sha jamoat yo'q emas. Hozir faqat Misrda emas, dunyoning hamma joyida bor ular. Shunda. Ularga farqi yo'q. Ular ilmiy asosli mavzuga kelib yuzma-yuz o'tira olmaydi. Men buni tajribamda ham ko'rdim. Men bunga qaror qabul qildim. Samimiylari bo'lsa eshitadi. Men sizga bir narsa aytayin. 20 ga yaqin odam keldi oldimga. 20 ga yaqin. Mana shu yerda o'zida kamida bir 5-6 odam keldi. Boshqa joyda 4-ta 5-ta 20 ga yaqin odam keldi. Hatto ba'zilari men o'zim bizni urfda yo'q, turklarda bor qo'l o'ptirish odati.
Ben kol öptürüşlükünü özümde nispeten kerek tip koramam. Ben ona kadar, yani özümde bir makamlı adam demeyeyim. Hatalarımız gördüm. Lakin kelim kolumu öptü bazıları. Ben bir kişi adam dedi. Bu adam dedi, gırt şuna kadar adam dedi. O kol öpüşünü şirk derdi dedi. Siz de kol yüzü öpü yaptı dedi. Bu menge nispeten bir nispetmez. Ben degenim, samimi adamlar tapadı yolunu. Samimi insanlar doğru yolunu tapadı. Lekin nasamimi bugün adamlar yüzmü yüz kilip ilmi bahs kılışka duhu yetmeydi. Duhu yok ulardı. Ularda ne var? Şakal tabiat var. Orkadan poyleydi. Orkadan hancar uğradı. Ve hiç kaçan, hiç kaçan. Nasrani, müşri, kafirle bile uğraşmaydı ular. Her daim Müslümanlar arkasından poyla yürüdü. Müslümanlar arkasından poyla yürüdü. Ahir akıbet, Allah Teala bu nakalarını kıyamet günü de kattık saval cevabını kılış için imkaniyetten verici mümkün. Ali'ni öldüre aldı da yani, katıl kılı aldı. Hazreti Ali'yi de gizattı, katıl kılı aldı. Çünkü yaraşa kıyamette hesabı var ona. Uşalarına çüşüp kalıştan Allah esrasın. Bu cemiyette, mesela Mısır'da az bolsa da buna kadar var. O kimdir Uzbekistan'dan, Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan keli yetken bulsa, kuzunu açıp, samimi suratta, uzunu aldığı koygen misyasını doğrula alış gereği. Bu mesela bu cahide iki kere tarafı zararı oynayıp yetişi mümkün bugün imkaniyet var. Nazaret yok, hiç kim nazar altındaydı. Nazaratsızlık diyorsunuz. He, nazaratsızlık. Kopara götü alayım, bu taraf götü alayım. Arsa lazım ya. Bana savağım vardı. O şey bahsettin ki, isteseniz Zeyd 15. Demek ki 15 kişi bilmedim. 15 minit kaç petede benim için bu şey? Ya 30 minit gitti, 30 minit. Yani 15 minit demagogiya buldu, değil mi? Demagogiya buldu. Bahs, 15 minit. Ya bir yam kızı latlata için yapır yapmış. Ki o şey bahs ne buldu dedi, soru açtı. Başta yetişti ki, o zaman bahsini başlaştığı anda o kişi, ben yarım saatim mi, 45 dakikam var, halas değişkendi. Ben bahsettim ben de işkendikken, kendi kırışkendikken ortada bir sene gelmedi, ülkemiz durgendiler. Kendi kitapa gelenlerin telefonu uçurup koydular, telefonlar uçtu, alakaya çıkışmadı. Kendi malum bir vakti ülkemden kendi alakaya çıkıp, menge delillerimi kapırtırışmadı, bir dava kılıştı. Bahsettim, şuna kabullerdim, adlı savaldı, bahsettim. Adam uzunu savağı sorasıydı, çünkü aileyle kirip. Şu hakkında ne deysen, şunun cevabı ne mi? Tabi savol sorası da, savol, ortaya taşlansa, savolga cevap vermezsen uzun dalini gapira oturursa. Şunu bahs değil adama. Yo, uzun, hemen korup durup da bilgen adam bulsa. Mesela benim uzun dalilimi okup kete olursam, sizden uşa dalilini okup kete olursayız, ilk kere biz bırakıl dalili okuyup biz. Ben ne bana açıklamakçı buldum, şu dalilini kandayı çül yapsız siz. Salafını fahmini mi? He, bana şu dalilini... Kaysi manasını çünüyapsız. Belki ortada baksi hacet yoktur. Siz çüngenden sonra benim çünüp durgen bulsam baksi hacet yoktur dedim. 3-4 metre kaytardım bunu. Soradım. Mesela yat kelimesi. Allah subhanahu ve teala'ya yat kelimesini hakiki manada nispet veremiz mi? Dedim. O ha hakiki manada nispet veremiz dedi. Uşa nispetini dedi, keyfiyetini bilmeyimiz dedi. Uşende uzu saval. Konkret saval. Hakiki mana bilen kayfiyyatını ortasında nima fark var? Bu savolga hiç kaçan, bana şu davanı kılıp yürgen adamlar cevap veremeydi. Huddi, Nasraniler üçlükü cevap veremegensin geri. Üçtenin bittesi Allah, bittenin bitte özü üçte degen savol cevap. Kayfiyyat, bir lügatını, hakiki manasını bilemem, kayfiyyatını bilmeyemem deyiş, mutlaka birbirine zıtmarsa. Hakiki manası kayfiyyat ifade kılışı. Şu cöyde boşlengen, ağış. Zayıf bana şu cöyde. Uşa notoru tamamen alıp geçişlikte siz hakiki mananı men çüngen mana deseyiz arkadaşlar Allah subhanahu wa ta'ala men çüngen mananı nispet birer miyim ben ki? Men hatara biberlik ve Allahu leyse kedelik. Allah ta'ala bizi öyle yençedik. Biz nümeni öyleysek Allah umez. Lakin yet kelimesi Allah'ın nazdındaki hakiki mana bulsa onu bize meytanemiz. Maturidiye meytanı, eşariye meytanı şunu. Demek bir kılakemiz bu manalı. Şunu soradım ben. Yani çırayla kılıp bir yoksa hankara kemetkenler deyip de valla kildir iş yaptı. Şu kellasıya herkıl kurt kürüp koyun. Ben ondan soradım diye işte.
Şunda 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 tünasın hem sesi gırt maturu diye gansız dediniz. Siz gırt maturu diye gansız o. Desen haliye valla hareket edecek. Ya şunaki, uzun maturidiyini okuşmayan ular. Ular ki maturidiyilik adaşken de maturidiyilerden orgengen derslerimizini işitken geplerimizde tark açıyordu ne? Şimdi uşa joyda onu da soval kıldık, bahsede. Hemen izde var, kayıtlık olsayan buladık. Soval kıldık, hop, siz yet gelimesini Allah ki, siz çüngen hakiki mananı nisbet verirsiniz. Ha dedi, katta borsam tafsirde borsam, okuyun dedik. Kim toktadı? Başka yapka ötüket oldu, zaytiyiz, sizge soval verdi bu kişide deyiz. Uşa bir joyu oku vereyim bizge, katta. Yok, ettim ki, bunda oldu. Siz soval soru yapsız, bu kişi taşaş yap ki, ha, zayt, zayt yana bahs bulsa, bahs bulamaktıramızdır çıkan o yigit, ortadaki yigit. Bu kişi etken ki, mani moderator yani Ozurcan gapirtirme dalillerimi oku verişimge, yetişimge imkan verin, gapirtirme dedi. Birodarlar, bahsini koydası çok iyi. Kiriş için, ikili tarafki, kirişilgen vaxtini beradı. Ondan ki, bir taraf soval soradı mı? Savalge cevap veriş şart. Savaldan kaç edigen bulsa, mavzunu uzgartır edigen bulsa, bu mağlubiyetini izhara oladı. Şu sebepten, ahire ettim, hop, salaf ulamaları, salaf ulamaları, Salafga geçəmiz deyişədi. Salaf ulamaları istivo yatdan keyin o kişi istivoga o'tib ketib qoldi. Uni ham aytib qo'y. Yat bilan boshlanib istivoga o'tdi. Salaf ulamaları agar haqiqiy ma'noni isbot qilamiz, Alloh taologa haqiqiy ma'noni isbot qilamiz desa, unda dalilingiz. Yo'q, haqiqiy ma'noni isbot qilmaymiz desa, unda dalilingiz. Nima bu salafdan dalil? Dedik şundan keyin uzilib qoldi. Yo ki cevap bering. Agar bermasangiz mag'lubiyatingiz tan olin. Aqida masalasida bahs qiladigan bo'lsa, bir taraf mot qilish masalasi emasdir. Botil ekanligingizni e'tirof qildingizmi, haq emasligingizni tan oldingizmi, tavba qiling birodar. O'sha yerdan tavba qilib turish kerak. Aqida masalasidagi bahs. Lekin bizda moderator bilan hech bahs nazar bo'lmagan ekan-da? Ha, bo'lmagan. Moderatorga o'rganmagan bizda. O'zi bahsni madaniyati protokoli shu, moderator bo'lish kerak. Har tomonga o'ziga yarasha mavzuni, vaqtini beradi, keyin mavzudan qochib ketadigan odamlarni moderator to'xtatadi, to'xta deydi. Dalilni mana o'qib beraveraman. Dalil to'g'risida mana to'xtamasdan kitob o'qishi mumkin. U ham o'qishi mumkin. Qanday tushundik degan savolni moderator aytadi. Qanday tushundingiz? Sizga savol, konkret savol berildi, qanday tushundingiz? O'sha savolga siz o'sha savolni qaytardingiz, men yana qaytadan berdim. Dalil keltiring, haqiqiy ma'nosini Allohga nisbat beramiz dedingiz. Haqiqiy ma'noni Allohga nisbat beramiz degan bitta dalil keltiring. Desak, Valkayf ma'lum majhul dedi, ha? O'sha Imom Malikning dalilini keltirdi. Va Imom Malikka nisbat berilgan gapni manbasini so'radik. Ya'ni asossizini keltirdi u. U gap yo'q. O'sha aynan o'sha sanat. Ha? Al-istiva ma'lum va al-kayf majhul. Bu gap yo'q. Bu gap Imom Malik aytmagan. Al-istiva u va majhul. Alloh taolo va al-kayf anhu marfu yoki va al-kayf anhu va ma'qul. Ikki xil rivoyati bor. Bittasi Bayhaqiyda kelgan asmoi sifatda Abdulloh ibn Vahabdan kelgan. Buni sanadi bilan keltirdik. Mana bizniki dalil. Sen aytayotgan gap bu to'g'ri gap. Xo'p, shuni bizga dalilini keltir deganimizdan keyin u bildiki noto'g'ri joyga kelib qolgan. O'zi tushunmagan mavzuga kirib qolgan va insof doira shuni taqozo qilardi. Aytish kerak ediki, men tushunmagan ekanman. Boshqatdan tayyorgarlik. Men tayyorgarlik ko'rayin, agar o'rganib chiqay, shu masalalarda agar noto'g'ri bo'lsam, to'g'risini qabul qilaman. To'g'ri bo'lsam qaytadan bahs qilamiz. Menda vaqtim tugab qoldi. Sizlardan uzr so'rayman. Sizlarni ma'lum bir muddatga kechiktiraman deyish kerak edi. Bahsni madaniyati shu. Odobi ham shu. Odamni odobsiz demoqchi emasman. O'zi mutlaq bahsda bunday ochiq qoldirib ketishlik nafaqat o'ziga, da'vo qilayotgan taraflarga ham zarar beradi. Yaxshigina zarar beradi. Ha, zarar beradi. Boshqa odamlar bu haqida keyin bunga nisbatan malomat qiladi. O'ziga ham zarar, u da'vo qilib himoya qilaman degan jihatga ham zarar. O'shaning uchun uni madaniyati shu, mabodo biror kishi bahsga chiqmoqchi bo'lsa, bizni xatolarimizni isbot qilmoqchi bo'lsa, biz bunga jonu ko'ngildan
Tayyor mısınız? Nimaga? Xatoda istimror bo'lishlikdan Allohdan panoh so'raymiz. Xatoyimizni kimdir isbotlab bersa, unga borib budimizni tikamiz. Chunki xatodan qaytish kulli vazifasi. Biz nima qilmoqchimiz dunyoda? Hammani xato bo'lsa ham pozitsiyamizga majburlashmi? Yo'q, biz darvi emasmizki. Biz musulmonmiz. Xatomi? Xatoni tanlamoqchimiz. Kel xato bo'lsa aytib ber bizni. Ash'ariy xato bo'lsa tushuntir, biz tavba qilaylik. Maturidiy xato bo'lsa tushuntir, tavba qilaylik. Orqamizdan yugurib pichoq sanchaman dema. Qochib qayoqqa boradi? Qabr bor, hisob bor, kitob bor, iymoni bormi? Nima qilasan orqadan? Yuzimizdan chiq, yuzimizdan bizga ayt. Noto'g'ri bo'lsa isbotla. Eyvalloh, qabul qilaylik. Noto'g'ri bo'lsang qabul qil. Eyvalloh, yo'ling to'g'rida. Bu din hammamizniki. Sen xohlagan gapingni gapirib, xohlagan tuhmatingni qilib, xohlagan paytda imomlarga haqorat kampaniyasini uyushtirib, gapingni isbotla deganda qochib ketadigan bo'lsang, bu nima degani bo'ladi? Hatto keyin uchinchi gapi nima bo'ldi? Kattalar, ustozlar ruxsat berishmayapti dedi. Ustozlar ruxsat berishmayapti deb chiqibdi. Demak, ular zakaz bilan kelishgan. Buyurtma bilan kelishgan. Kimlardir ularga chiqib ko'rsa deyishgan. Vaziyatga qarab boksda bo'ladi-ku. Oldingi janglarni hammasini kuzatib, qatida buni zaif joyi bor ekan, shu yerdan o'xandiz deb o'ylaydi. Bilmaydiki, bizda yangi manyovrlar bor. Yangi udarlar bor, ya'ni qayta-qayta. Menimcha biz hech qanaqangi narsa, biz ulamolarimiz shunday xizmat qilib ketishganki, ularni ulamolar o'zining zamonida haq ekanligini isbot qila olmaganmiz. O'shani yetkazib qo'ysak kifoya qilsa kerak. Ha, endi men biroz kritika qilib gapirdim. Bizning maqsadimiz yo'q, kimnidir to'piga tiqish. Din hammamizniki. Din hammamizning o'rtamizdagi omonat. Unga amal qilishlikda hech qanday monopoliya yo'q. Siz bilsangiz, sizni bilganingiz haq bo'lsa biz ergashamiz. Biz bilsak, bizni bilganimiz haq bo'lsa siz ergashasiz. Hammamiz o'rtada dinimizga amal qilamiz. Hech kimni hech qachon hech qanday jamiyatda majburlash yo'q. Yo'q. Qarang, yaqinda yer yuzidagi Usmoniylarning eng so'nggi olimlaridan Zohid Kavsariy rahmatullohining eng so'nggi shogirdlari vafot qildilar. U kishining vafoti O'zbekistonda aks sado berdi. Zohid Kavsariy quburi edi, Zohid Kavsariy undoq edi, Zohid Kavsariy bundoq edi. Hatto shu so'zni aytgan quburiyligini da'vo qilganlar hali isbotlab berilgan yo'q. Isbotlanmaydi. Isbotlashamiz dedik. Isbotlanmaydi, tavba ham qilmaydi. Bularda o'shnaqangi haligi bularni al-xavorij al-qoidun deyiladi, ya'ni o'tirib olgan xavorijlar. O'tirib qolgan. Ha, o'tirib qolgan xavorijlar, lekin bular nima qiladi? Qurolli xavorijlar uchun motivatsiya berib o'tiradi. Zehni tayyorlaydi. Ha, bular faqat shu siyosiy ma'noda o'zini odobli ko'rsatadi. Hozir uni kimgadir tirjayib qo'yganligi uni odobli degan xulosaga sabab bo'lyapti xolos. U tirjayib bu yoqdagi katta-katta zotlarni quburi deyish, aqli past deyish, bular gapi bir tiyinga qimmat odam deyishligi oddiy gap tuyulyapti ularga. Shu darajada. Ha. Zohid Kavsariyning gapi bir tiyinimish. Zohid Kavsariyni Hanafiylar oxirgi ummat boshiga ko'taradi. Imom deydi. Ha, imom deydi voy. Oxirgi Usmoniy xilofatining shayxlarining oxirgi vakili deydi. Undan keyin vakil yo'q. Yo'q, undan keyin yo'q. Usmoniy xilofati yiqilib, o'rniga yangi bitta davlatlar qurilgandan keyin oxirgi shayxga shu darajada tuhmat toshlar otilgan, nimaga? O'sha davlatni xiyonat ustiga qurilganini isbotlagan odam. Endi bu odamni gapi bir tiyinga olinmaydi deydi. Bu gapni gapirayotgan odamni o'zi bir tiyinga qilma. Shunda. Endi bu dunyodan o'tib hali hayot tajribasi ko'rsatadimi? Bu odamning gapini kimdir yarim tiyinga oladimi hali? Hozir Zohid Kavsariyning gapini bebaho narxga olishyapti. Hozir merosini Turkiyadagi Abu Bakr Sifil merosxo'rlardan sotib oldi, to'g'rimi? Shunda. U kishidan u kishining kitoblari eng ko'p mutolaa qilinayotgan, sotilayotgan, odamlar qadrini, qiymatini bilib, pulga bu kitobni bosib sotib olyapti. Kitoblarini tarjima qilyapti. Sen badbaxtni gapingni kim oladi sen o'lgandan keyin? Hali u aniq emas. Nimaga o'zing hali bir tiyinga qimmat bo'lib turibsan-da, ulamolarni, qadrli, qimmatli odamlarni gapi bir tiyin deyapsan.
bundan ham ajablanardingiz, shuni shu gapini to'g'ri deyshyapti. Unga qarshi biz qattiq gapirsak, sen deyapti, shaxsiyatga tegyapsan deyapti. Nima tegmayapti-kanda? Buni tegmayapti bu. Noto'g'ri. Noto'g'ri to'g'ri jihatga biz qarashimiz kerak. Omonatmiz. Hammamiz dunyodan o'tib ketamiz. Bu gaplarimiz tasjil bo'lib qoladi. Bizni gapimizni eshitgan odamlar hayotida bu gaplarni solishtiradi. Hali kim to'g'ri gapni gapirgan ekan? Kim xiyonat gaplarini gapirgan ekan? Hali ko'zi bilan ko'radi odamlar. İnşallah. Lekin hozir paytda to bir inson boshini devorga taqib urgunga qadar deb ketaverishligini oldini olish tashvishimiz bizni. Bir necha odam mana hozir o'sha 20 talaning ichida men Misrga kelganimda Rossiyada ishlab qo'liga qurol olib, quroliga pul topib, ya'ni hamma narsani sharoitini qilib Suriyaga uchayotgan paytida biz gapimizni eshitgan, Misrga kelgan ba'zi ulamolarning qo'lida hozir qori bo'lyapti, muhaddis bo'lyapti. Hali Azharda o'qiyapti odamlar. Masalan, meni o'zim bilaman, ilmiy saviyam Azhar saviyasida emas. Lekin bizni shunaqa ba'zan tavakkul ostida aytgan gaplarimizdan motivatsiya olgan bolalar Azharda alloma bo'lyapti. Bizni xursand qiladi. İnşallah Allah biz umid qilamiz. Umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolodan ya'ni katta umidimiz bor. Gaplarimiz to'g'ri ya'ni rukunga suyanganligini ongli ravishda bilib aytyapmiz. Ya'ni shaxsiy gapimiz yo'q. Agar xatoni bizga ongli ravishda tushuntirib bersa, uni qabul qilamiz. To'g'rilaymiz. To'g'rilash uchun maydonga chiqqanmiz. Shuning uchun to'g'rilash natijasida shu joyga kelyapmiz hozir. Yolg'on gap bo'lganda nima deydi? Abror Muxtor Aliyni ani endi basharasi ochildi. U 1000-chi marta yozayotgan bo'ladi o'zi. O'zi 1000 marta yozdi shu gapni. Ha, demak 1000 marta hali ochilmagan ekanda, ya'ni u sen aytgan gap noto'g'ri ekanda, bashara ochildi degan gap yo'q ekanda. Noto'g'ri ya'ni biz to'g'rilaydigan o'rinni to'g'rilaymiz. Maqtay chekinmaymiz ya'ni. Alhamdulillah. Shunda bir Zohid Kavsariy rahmatullohi alayhi inni meroslariga haligacha raddiya yozilmaganda. Chunki raddiya yozadigan olim yo'qdi ularni. Yamoniy rahmatullohi alayhi yozgan raddiyalari bor, lekin u kishi bir shofiy bo'lishgan, shofiy sifatida Hanafiyga yozgan bir ilmiy raddiyalari bo'lgan. O'shanga ham qo'shib chatib mana raddiya takfir qildi, kofir qildi, chiqar deyshadi. Hazrat Muhammad Avvoma hafizahullohni ajoyib bir gaplari bor, aytishadiki, birinchidan u kishi hech qachon bu narsani bundoq ohangda yozmagan bo'lgan, lekin qo'shilgan gaplar. Ikkinchidan manda shundoq dalil borki, bu yozilganlar Hazrat Kavsariyni kofirga chiqarish maqsadida u kishining kitobidan foydalangan va buni sezib, bilib, ko'rib uzrini so'ragan deyishadi. Albatta, Zohid Kavsariy rahimahullohni tushunish uchun Zohid Kavsariy qaysi mavzuda, qaysi uslubda yozayotganligini oldin tekshirib, kashf qilish kerak. Uslubni bilmagan odam mavzuni tushunmaydi. Qur'onning uslubi bor. To'g'rimi? Qur'on o'zini o'zi tafsir qiladi. Qur'onni hadis tafsir qiladi. Qur'onni sahobalarning amallari, hayoti tafsir qiladi. Usul bu, metodologiya. Har qanaqa fanda bor. Bir shaxs Imom Shofiyni tushunish uchun Shofiyni usulini bilishimiz kerak. Shunda. Hanafiy mazhabini tushunish uchun uni mazhabini usulini bilishimiz kerak. Xo'p. Ibn Taymiyani tushunish uchun Ibn Taymiyaning usulini bilishimiz kerak. Kimga qanday murojaat qilyapti, qaysi joyda nimaga kiryapti. Kalom ilmidan qatta foydalanyapti, qatta misol uchun toyilyapti. Uni bilish uchun usulni bilish kerak. Uzoqdan turib yuzaki falonchi adashgan, tutonchi kofir murtad deb ketish to'g'ri emas. Yo'q, mayli desin. Desin. Dedi. Isbotlab bersin-da. Shuni aytayapman. Keyin isbotlab bersin. Zohid Kavsariy Ibn Abi Shaybani musannafotlarida kelgan, Abu Hanifa haqlaridagi ta'nalarga qarshi yozgan raddiyalari, Al-Mukattab Tarifa. Abu Hanifa rahimahullohning usullarini isbotlash uchun yozilgan. Va bunda naqllar keltirarkan o'zidan deyarli birorta naql keltirmagan. Faqat bu naqllarni rivoyat qilgan. Men tanqid sifatida Google'dan qidirib
Kavsariy rahimahullohga nisbatan ta'na qilayotgan odamlarni 100% ishonch bilan aytaman, kitobini o'qimagan. Yo'q, kitobni o'zida raddiya turibdi, o'zida. Ular o'sha kesilgan narsani mana bu shunaqa degan deb yarim gapi bilan xulosa qilib, kalomni lavozimidan ma'no chiqarib, xulosa qilib to'xmat qilishdi. Bu Hatib Bag'dodiyni Abu Hanifa haqlarida keltirilgan rivoyatlariga Tanibul Xatibni aynan mudofaa uchun rivoyatda keltirganlar. Xo'p, Abu Hanifani haqorat qilyapsizlar. U kishini murji'atul fuqaho deyapsizlar. U kishiga hadislarda zaif, 17 ta hadis e'tiborgan, boshqa-boshqa deyapsizlar. Bu gaplarni olamizmi? Ha desa nimaga olamiz? Sababi agar buni olamiz desanglar, unda Imom Molik haqida mana bunday gap bor. Falonchi haqida manaqa gap bor. Pistonchi haqida manaqa gap bor. Bularni ham olishimiz kerakmi? Va eng asosiysi o'zlariga imom deb bilgan Shayxul Islom Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya haqida shunaqa gap bor. Hatto sahobalar to'g'risida bunaqa gaplar bor. Deb yig'ib naql qilyaptilar-da, nima qilishyapti bular? Mana Imom Molikka ta'na qilyapti, Imom Shofiyga ta'na qilyapti. Hadis ahllariga unday deyapti, bunday deyapti, rosa gapiryapti deb deyapti. Vaholanki bular bitta uslubini aytaman. Bular Abu Hanifa haqlarida aytilgan gapdan kam bo'lmagan gaplar. Shunda. Bularni tashlaymiz, nimaga? Aqrollarning gapi nima bo'ladi? Tashlanadi. Zamonasida tengdoshlar bir-biriga har xil sabab bilan gapirib qo'yishi mumkin. Bularni tashlash kerakmi? Xo'p, Abu Hanifa haqlaridagi gaplarga nima qilamiz? Tashlaymiz, iloji yo'q. Tashlamasak bo'lmaydi. Jahdan salomat bo'lgan birorta imom bo'lmagan ekan. Yo'q. Jahdan salomat bo'lgan birorta imom bo'lmagan. Birorta imom bo'lmagan. Hatto yani... Imom Buxoriy dek zot ham quvib haydalganlar. Nishopurdan quvib chiqarilganlar. Imom Buxoriy dek zot. Ha, unda Imom Buxoriyni lafziy maxluq deb, lafziy toifasiga oid bo'lgan Mu'tazilani bir turidan deyish kerak bo'ladi. Agar shunday deyish kerak desangiz, hozir aytaman Imom Buxoriyni qara, Mu'tazila deyapti deb chiqadi. Menimcha hozirgi montaj shantajchilar bormi? Farqi yo'q bo'lsa kerak. Farqi yo'q bo'lsa kerak. Imom Molikdan rivoyat bor ekan. Imom Molik aytgan ekanlarki, hadis roviylari ichida hadisni matnini esdan chiqarib qo'ymagan degan odam kazzob degan ekanlar. Subhanalloh. Birorta muhaddis yo'q ekan, qaysidir matnda qillatun nisyon bo'lar ekan. Qillatud dabt. Matnda tashvish bo'lar ekan. Mana shu joyda ozgina anaqa bo'lishi mumkin. Masalan, qolan nabiyi, qolan rasul deb rivoyat qilishi mumkin. Nabiy rasulni deyarli farqi yo'q, lekin rasul bilan nabiyni lug'atan farqi bor. Matnda shunga ham qarashgan. Qarashgan. Matnda bor endi. Buni ilmiy asosda gapirsa, ana sahobaga ta'na qildi deyapti. Ana Anas ibn Malik 100 dan oshib ketganlar, qillatun nisyon ehtimoli bor desa, ana sahoba aqli zaif bo'lib qoldi degan. Bu mana shu usul ekanda shu montaj. Biz buni qadimda ulamolarga bo'lganligini ko'rib xotirjammiz. Biz haqimizda bo'layotgani bu odatiy hol ekanda, biz kimmiz biz? Katta-katta ulamolarga bu ishni qilishgan. Biz kimmiz biz? Haqir, Abu Turobmiz biz. Tuproqqa arzimas odammiz. Biz haqimizda bu gapni gapirsa, umid uchquvini uyg'onadi. Biz bir tomondan xursand bo'lamiz. Ya'ni shunaqa masalalarda bizga qarshi ta'na tuhmat hujumlari bo'lyapti. Yaxshi ham biz ta'na tuhmat hujumlari qilmayapmiz. Ular safida emasmiz. Bundan biz umidlashamiz. Alloh razı olsun, katta rahmat, jazakumullohu khayran. Sizni kuzatib qo'yapmiz. Biz endi inshaalloh bu yerdamiz. Oxirgi savol. Kelganingizni eshitib, yuzma-yuz bahslashaylik degan mardi maydon chiqdimi? Yo'q. Orqamizdan qolib yurganlarni bilyapmiz. Orqamizdan yurishibdi. Ular o'zi orqamizdan yurishadi. İnşallah bundan keyin faqat aytadi mahallaning orqamda deydi. Faqat orqamizda yurishadi. Maska taqib olishadi, mototsikl minib olishadi, tayoqqa borishadi, qabrga borishadi. Ko'rishamiz. İnşallah. Alloh panohiga bo'ling. Assalomu alaykum. Alloh sizning himoyasiga bo'ling. Juda ko'p do'stlarimizdan ilmiy suhbatlarni davomini kutishyapti. İnşallah ustoz safarlar tugasa, qolgan joydan davom etamiz va oxirgi alohida gap Zayd birodarimiz kabi o'zini haq yo'lda ekanligini isbotlamoqchi bo'lgan har qanaqangi toifadan bo'lishdan qat'iy nazar bahsga shaxsan ustoz ochiqlar. Ilmiy madaniy suhbatga, go'zal
mubohasaga, ilmiy munozaraga tayyormiz. Bu ilmiy munozara ilmni yanada yaxshi sobit o'rnashishiga sabab bo'ladi. İlmiy bahslar birorta ulamo yo'qki ilmiy bahssiz maydonga chiqqan bo'lsa. İmam Ahmad ilmiy bahslar maydonda bo'lgan, İmam Shofiy ilmiy bahslar maydonda bo'lgan, İmam Abu Hanife har oyda 2 marta Bag'dodga borib kelar ekanlar. Nimaga? İlmiy bahs uchun alohida. İlmiy bahs odamni charxlaydi. Dolzarb masalalarda marhamat kelinglar ummat foydalansin. Bilmaganimizni o'rganaylik, bilmaganimizni. Va bu albatta foydali. Bu kimnidir tupikka tiqib qo'yishmas. Albatta ummat foydalanadi. Chiroyli go'zal suhbat bo'ladi. Faqat meni bir iltimosim bor, bahsga chiqmoqchi bo'lgan har qaysi toifadan bo'lishlari mumkin. Bahsni qonun qoidasini, odob axloqni o'rganib chiqing. Bo'lmasam o'zingizni qanchalik xato yo'lda, botil yo'lda ekanligingizni isbotiga o'zingizni nohaq yo'lda ekanligingizni isbotiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Ustozlaringiz tomonidan tanbeh, malomatga qolasiz. Bo'ldi, yig'ishtir chiqma degan ogohlantirishlarga qolasiz. Shu sababdan agar haqiqatda haq yo'lda ekanligingizni isbotlab bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, qachon bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana bahsga ustozlarimiz tayyorlar inshaalloh taala. Menimcha siz bor ekan bizga xizmat qilmaydi. İnşallah. Allah Allah muvaffaq qilsin. Katta rahmat. Jazakumullah xayro. Allohning panohiga bo'linglar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siyamaninglar.